Tam 3 kadın bir gecede hayattan koparıldı. Söylenecek söz bulamıyorum gerçekten yani. Çok üzülüyorum. Aynı gecede 3 farklı kadın, 3 farklı cinayet. Hepsinin hikayesi birbirinden farklıydı. Ama o hikayelerin tek bir ortak yanı vardı. O da her birinin eşleri tarafından katledilmesiydi. Bir gecede 3 kadın erkek cinayetinin kurbanı oldu. Gene kadınlar en çok tanıdıkları, bildikleri, belki güvendikleri, belki yakın akraba ilişkileri, kan bağı olduğu insanlar erkekler tarafından öldürülüyor oldu. Neden hep kadın milletine bu şeyler oluyor? Kıymet Çetinkaya ile İsaat Çetinkaya henüz 8 ay önce evlenmişlerdi. İsaat Çetinkaya eşi Kıymet Çetinkaya'nın kendisini aldattığından şüphelendi. Eline bıçağını aldı ve genç kadını sokak ortasında gözünü bile kırpmadan boğazından ve karnından bıçaklayarak vahşice katletti. Özellikle cezasızlık kültürünün yayılıyor olması, yargılama sürelerinin çok uzun olması, haksız tahrik adı altında kadının, tırnak içinde söylüyorum, aldattığının iddiası, erkeklerde sanki bu cinayetleri veya yaralamaları oluşturabilecek meşru bir zemin algısı yaratıyor. Birkaç sene yatacağım korkusu olsa sence yapar mı? Yani onların kendi yetişme tarzından cezayla ilgisi yok. Yeterli cezalar veriliyor mu? Verilmiyor. Cezalar caydırıcı değil, ben öyle düşünüyorum. İşte bir diğer kadın cinayetinin adresi burası, İstanbul Küçükçekmece'ydi. Gökhan Akkaya ile eşi Özür Akkaya uzun süredir tartışmalıydı. Boşanma aşamasındalardı. Gökhan Akkaya eşi Özür Akkaya'ya barışma teklifinde bulundu. Ancak genç kadın bu teklifi kabul etmedi. Gökhan Akkaya eşi Özür Akkaya'yı işte bulunduğum bu noktada vahşice katletti. Ankara'da ise bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü. Ardından da aynı silahla kendi hayatına son verdi. Üzülüyoruz duyunca, olmaması gerekiyor. Gerçekten cezaların da artırılması lazım. Yaptıklarını kendi içlerinde de meşrulaştırıyorlar ve normalize ediyorlar. O yüzden bizim cezaları arttırmaktan ziyade artık çok daha başka multidisipliner çözümler bulmamız gerekiyor. Çünkü bu durum artık sadece cezaları arttırarak çözebileceğimiz bir noktayı çoktan geçti.